Kıbrıs meselesi çok kritik bir aşamaya geldi, bir dönüm noktasıdır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gayri resmi Cenevre toplantısı öncesi kırmızı çizgilerini çekti. Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı, egemenlik ve siyasi eşitlik. İki devletli çözüm, egemenlik, bunun yakında dünya tarafından kabul edileceği noktada yapılıyor bu görüşme. O bakımdan hakikaten çok önemli. Uzmanlar Cenevre toplantısı ve sonrasında atılması gereken adımları ulusal kanal yayınında değerlendirdi. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever, Kıbrıs'ın tek gerçeğinin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. Federasyon modelinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kuşatma projesi olduğuna dikkati çekti. Federasyon şeklindeki yarım yüzyıllık palavra bitmiştir. Bu çözüm falan değildir. Atlantik sisteminin başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmak, Türkiye'yi kuşatmak amacıyla uyguladığı bir proje olduğu artık açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ferit İlsever, Kıbrıs'ın sadece Türkiye'nin değil, tüm Asya'nın ön cephesi olduğunu belirtti. İki devletli çözüm Kıbrıs'ta meselesi emperyalizmin o kuşatma siyasetine karşı bir cevap olarak aynı zamanda gündeme gelmektedir. Artık Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, ta Karadeniz'e kadar uzanan o Amerikan kuşatmasına karşı çok ciddi bir mevzi burada oluşturulmuş oluyor. Ankasam Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaransa, İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayı gündemine aldığını hatırlattı. Sürecin bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasına doğru evrilmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması adına Türk dünyasının temel meselelerinden biri olan Dağlık Karabağ sorununun aşılmasıyla birlikte yeni bir pencere açılmıştır. Bu anlamda Türkiye'nin yoğun çabalarıyla birlikte diplomatik destek sağlanarak bu sürecin artık tanıtma noktasında daha somut bir evreye taşınabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda Türkiye'nin aslında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ni sürece katmama noktasında da iradeli durması gerektiğini düşünüyorum. Başaran, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve askeri olarak Türkiye'yi kuşatma projesinin bölge ülkeleriyle işbirliği sayesinde kırılabileceğinin altını çizdi. İşte Mısır'la başlayan normalleşme adımlarının önemli olduğu kanaatindeyim. Kuşatmayı bir yerden yarmak gerekmektedir. Türkiye'nin temel stratejisinin bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkarılması üzerinden şekillenmesi gerektiğini.